Ertuğrul. İki sorum size olacak ama önce bir Kadriye'ye döneyim. Ses problemi yaşamıştık. Belki ses düzelmiştir şimdi. Belki onu eklemek istedikleri vardır. Sonra size hem bugün yazınızda yazdınız. Türkiye Odalar ve TOB Başkanı'nın durumu, yani TOB'un durumuyla ilgili sorumu soracağım. Hem de TÜİK Başkanı bugün atandı. Hakikaten bunu nasıl okumalıyız Ankara'dan bakıldığında? Ne anlama geliyor bunu soracağım. Ama Kadriye'ye bir döneyim. Kadri Bey'i duyabiliyor mu acaba? Ben evet duydum. Tamam. Peki. Şöyle bir sorum olacak Murat Muratoğlu'na. Bir tahterevalli var. Bir kriz taht. Bir tahterevalli. Kriz tahterevallisi. Faiz iniyor, döviz çıkıyor. Sonra faiz çıkıyor, döviz iniyor. Şimdi ne oldu? Şimdi faiz çıktı, döviz indi. Biz de güya bundan mutlu oluyoruz ama kredi faizleri aşırı yükseldiği için üreticiler yani işletme sermayesi için dahi borç alırken zorlanıyorlar. Çok ciddi manada işsizliğe de yol açıyor bu. Ekonomiyi de yavaşlatıyor. Bu da iktidar işine gelmiyor. Bu tahterevalli kısır döngüsünden, bu tahterevalli denkleminden Türkiye nasıl çıkar? Çıkmazsa kısa vadede, çıkması için ne yapması lazım? Çıkmazsa bu tahterevalli yeniden eski haline nasıl dönüyor? Ne zaman döner aşağı yukarı? 3 ay dediniz ama yani sürdürülemez bir durum bu çünkü. Yani döviz aşağıda, faizler yukarıda. Bu da sürdürülemez bir durum. Acı vermeye başlayınca bu sefer tersi oluyor. Faizler iniyor, döviz çıkıyor. Bu da acı veriyor. Yani acılar içinde bir tahterevalli oyunu sürüyor. Bu bir işkence aslında. Bu millet için bir işkence. Bunun sona ermesi için hangi radikal adımın atılması lazım? Yani milleti indirin bu tahterevalliden artık. Evet. Yani bu iktidar bunu niye yapamıyor diye çok ortalama bir soru sormak istiyorum size. Şimdi benim alanım ekonomi diyen, ben olmayan diğer kişinin ekonomiden elini çekmesi gerekiyor maalesef. Yani bu tahterevalliden inemeyiz. Yani niye inemeyiz? Çünkü bu tahterevalliden inme şansını biz zaten başkanlık sistemiyle beraber kaybetmiş bulunuyoruz. Bu tahterevalli her daim devam edecek ki bunu kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notlardan anlıyoruz. Yani 3 tane büyük kredi derecelendirme kuruluşu, hadi bunu JCR'ı da kat 4, hepsinin Türkiye notu yatırım yapılamaz, iflas etmiş ülke niteliğinde. İşte Perşembe günü Türkiye'nin görünümünü şimdi tekrar notlayacaklar. Bir kısım negatiften durağına çevirir diyor ama öyle bir yere geldik ki artık dibin dibindeyiz. Dibin dibine görecek halimiz yok. Türkiye'ye bu, eğer tahterevalliden inmek istiyorsak işte %17 faiz. Şimdi şu anda faizleri %14'e indir. Dolar bir anda tekrar 8-8,5 liraya çıkar. Yani faizleri çıkar, dolar tekrar iner. Şimdi doların batırdığı kısımlar var, faizin batırdığı kısımlar var. Ama doların düşmesi, kısa vadeli faizin artması Türkiye'ye bir zaman kazandırdı. Ama ne kadar? 3-4 ay sonra Türkiye'yi tekrar çok ciddi sorunlar bekliyor. Bakın, bir ülkeyi batıran iki tane toplam bileşke vardır. Cari açık, yanında bütçe açık. Şimdi Türkiye çok ciddi bütçe açı veriyor. Bu seneki hedefi 245 milyar lira. Türkiye dolar düşük olduğu için cari açık verecek ve bu cari açık artacak. Neden? Mesela petrol fiyatları bugün 63 dolar oldu. Bu 63 doların Türkiye bilançosuna yıllık zararı 10 milyar dolar. Yani 10 milyar dolar bir cari açıktan fazlalık vereceğiz. Yani fazla cari açık vereceğiz 10 milyar dolar kadar. Şimdi tekrar bakıyoruz. 7 lira. Biz Türkiye'ye 2019 bittiğinde dolar kuru neydi? 5.95'ti. Biz onu yuvarlayalım, 6 yapalım. Enflasyon neydi? Enflasyon da yaklaşık şu anda %14.97'de, %15 diyelim. %15 enflasyonu 6 liranın üzerine koyarsak şu anda doların olması gereken yer yaklaşık. Dur, kesildi. Tekrarlayın. Doların olması gereken yer yıl sonra. Doların olması gereken yerde dondu. Orada dondu ses. Bir daha tekrarlayın. Doların olması gereken yer dediniz, sonra? Dış mihraklar. Sesimi donduruyorlar. Şimdi, doğrudur. Mihrakları atladı bakalım. Dolar geçen seneyi 6 lira kapattı mı 5.95? Kapattı. %15 enflasyon var mı? Ekle doların fiyatının üzerine enflasyon olması gereken fiyatı bulmak için 6.90. Güzel. Şu anda dolar kaçta? 6.95'te.
Türkiye 400 milyar liradan fazla para basmış. Türkiye ucuza kredi dağıtmış. Türkiye'de bütün dükkanlar kapalı. Türkiye'de fabrikalar yarı mamul çalışıyor. Üzerine üstlük ihracat gelirlerimiz düşmüş. Turizm felaket durumda, bitmiş. Bu sene de açılmayacak. Ve bunların Türkiye'ye tamamının faturası 5 kuruş mu? Yani 6.90'dan 6.95'e gelmek için mi yaşadık bunları? Değil. Bunun esbabı, mucizesi Türkiye'ye bu yüksek faizi girip Türkiye'den para alıp gitmek isteyen yabancıların yatırdığı para. Çünkü fon yöneticilerinin getireceği bir getiri yok dünyada. Türkiye %17 faiz veriyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıp biz bunu uzun süre tutacağımıza ben size teminat veriyorum diyor. Üzerine üstlük 3 ay dayansa adam inanılmaz bir faiz. Dünyada bulamayacağı bir faiz var. Şimdi Kadri abinin dediği gibi faizi düşürürsek bu sefer cazibemiz kaybolacak. Bu sefer bu para çıkmaya başlayacak. Tekrar doları yukarı çıkartacak. Yani biz ya yüksek faiz vereceğiz ya yüksek dolara katlanacağız. Ama bunun olmaması için Türkiye'nin güven veren bir ülke olması gerekiyor. İşte o da bu sistemle olmuyor, başkanlık sistemiyle. Çünkü her şey tek kişinin ağzında. Normal şartlarda bir Merkez Bankası Başkanı nasıl kovulur biliyor musunuz? Üçlü imzayla, üçlü kararnameyle kovulur. Burada bir kişinin isteğiyle canım istemedi faizleri düşürdüm kovdum diyor. Ertesi gün öteki adam faizleri düşürüyor. Canım onu da istemedi onu da kovdum diyor. Sonra ekonomi bakanı değişiyor. O da kovuluyor. O kovuluyor bu kovuluyor. Yani birer gün arayla istikrarlı bir ortamda kovulursan kafaya göre hop ben bugün akşam elektrikli otomobillerin vergilerini arttırdım. Hem de 4 kat. %15'ten %60'a çıkardım deyip kararname imzalanıyor. Gelip sana kim niye yatırım yapsın ya? Yani bu kadar öngörülmeyen bir ortamda hiçbir ekonomik sayıkla kimse yatırım yapmaz. Ha, işte en son bir söyleyen adını cep telefonu markası, Çinli cep telefonu markası Türkiye'ye yatırım yapıyor. Hem de İstanbul'a yaptırıyorlar yatırımı. O ayrı bir facia. Sanki İstanbul'da eğer varmış gibi. Kardeşim madem adamlar geliyor git Adapazarı'na şuraya buraya yaptır. Orada işsizlik azalsın. Neyse yaptırıyor. Adamların tek derdi Türkiye'deki vergileri aşıp Türkiye'de Türk kullanıcısına ucuz cep telefonu satmak. Türkiye'de üretilen cep telefonu ihraç edilmeyecek. Bunu açıkladılar. Sadece Türkiye'de yurt içine satılacak bunlar. Bu sayede yüksek cep telefonun vergisinden yırtacaklar. Yani sen öyle yapmazsan buraya giderler. 2 milyon dolarlık yatırım yaparlar. 22 milyon dolar para kazanırlar. Bu kadar basit. Yani Murat, bunları aşmanın yöntemleri var. Peki kısa bir reklam arası vereyim. Bizim bütçemizi denkleştireyim. Programın devam edebilmesi için. Güzel, tamam. Kısa bir reklam arasından sonra döneceğim. Bizim hep çok başarılı şirket olarak adlandırdığımız şirketlerimizden biri demiş ki ekonomik şartlar ve genel şartlar hoşumuza giderse müsait olursa Kanal İstanbul'da yapabiliriz. Şimdi Murat Muratoğlu'nun anlattığı bu ortamda bir uzaya gidiyoruz. İki kanal yapıyoruz. Yetmedi. İşte kurumların başını değiştiriyoruz falan filan ve bütün bunlardan da bir seçim zaferi çıkarmaya çalışıyor iktidar. Mümkün mü? Birazdan.